Turgut eğer yaşıyorsa gidip onu getiririm. Yok. Eğer öldüyse bunun hesabını sorarım. Yalnız şehidin arkasından gözyaşı dökmem. Bunu da böyle bilesin Aykız. Bugüne kadar hesabını niye sormadın dersen, cevabı dün gece gırtlağına çöktüğün avratta gizli. Şeytanın inine girmek değil, şeytanın inini bulmak mesele. Derdim o ini bulmakta. Turgut, canımdan öte candır. Bunu da böyle bilesin. Yiğidim sağsa getirmek, ölüyse toprağa vermek boynunun borcudur. Ben sizi düğüne yollar gibi ölüme gönderdim kaç kez. Turgut'umu sana emanet ettim. Eğer fatihasız topraklarda Turgut'umun etini çürütürsen, iki cihanda elim yakanda olur Ertuğrul Bey'im. Sen de bunu böyle bilesin. Kusura kalma beyim. Seni sağ salim gördüm ya. Bu yeter bana. Buyur. Ömrümde böyle zor duruma düşmedim. 40 cenk olsa, 40 bin düşman gelse ne yapacağım bilirim ama bu başka. Bak kızım, ben yardım getirene kadar yiğitle boyuna devam etmeniz gerekiyor. Gidip her şeyi Ertuğrul Bey'e anlatmam lazım. Hepimizin kurtuluş kayılarda. Artık kalede bir adım atmanın mümkünatı kalmadı. Kaçacak mısınız? Ya Turgut abim? Onu öldürecekler. Şşş. Bunu mecburuz şehzadem.
Bu uğursuz yerden bir an evvel gidip yardım getirmem gerekiyor. Eskisiz yeni, kötüsüz iyi olur mu Hatun? Başımıza ne bela tebelleş olduysa bunların hepsinin sebebi Ertuğrul mudur? Obaya nasıl kurum kurularak geldiğini görmedin mi? Otağın ortasına kılıç koymalar, boynumu kesin demeler. Düzenin gancığı olmuş garındaşının. Herkesin gözünü boyar, yağ gibi üste çıkar. Şerrini de hayır gibi hanesine yazdırır. Ya Allah aşkına Hatun, yeter. Sana baktıkça miskin Adem görür dururum. Saf mı saf? Ya ne istiyorsun Hatun benden? Derdin ne? Dağına göre dumanı, yerine göre yılanı gün doğdu. Garındaşım diye bağrına bastığın Ertuğrul, akrep gibi üstüne biner de kendini sudan geçirir. Sonra da zehrini zekreder. Anla artık. Bunların hepsi beylik oyunları. Ya yeter artık! Yeter be! Bıktım senin beylik oyunlarından. Oğuz töresini bilmez gibi konuşma. Kim hak ederse bey o olur. Ben sen ben, Ertuğrul'sa Ertuğrul. Hah. Bu kadar. Benim bu obayı düzlüğe çıkarmaktan başka derdim yok. Senin de o çocuğu doğurmaktan gayrı derdin olmasın. Doğdu benim çok öfkeliydi. Bir şey mi oldu? Basiretsiz korkağım teki o. Gökçe. Hakkımız olanı almak için Ertuğrul'u döşeğine sokacaksın. Abla sen ne dediğinin farkında mısın? Ben ne dediğimi bilirim. Ertuğrul obadan gitmeden ne gerekiyorsa onu yap. Ama önce benim güzel ama aptal kardeşim. Kadın o. Kadın. Anladın mı ne dediğimi? Kadın ol ve erkeğini al. Ya da bu obada çürüyüp gidersin. Abla. Git dedim sana Gökçe. Git hadi. Git. Kırılmasın,
Kadir seni namerde muhtaç etmesin. Koşarken akboz atın sürçmesin. Beyim, o kadını konuşturmak için çadıra gidiyorlar. Bir fırsatını bulup tapınakçıların kalesini ziyaret etmeli Alparuğu. Ne de olsa artık onlar bizim komşumuz değil mi? Ne demiş atalar? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bay Bora gibi kancıklık edeceksen söyle bilelim. Korkarsan da daha şimdiden eteğimin dibinden uzaklaş. Git keçilerini güt. Bir kere bir yola düştük beyim. Sözümüzden dönmeyiz. İyi edersin Alparuk. Hem de çok iyi edersin. Şaşırdın değil mi? Allah'ıma şükürler olsun, sizi sağ salim gördüm bebeğim. Alnıma çalınan bu kara lekeyi ancak siz temizlersiniz. Ne tesadüf. Ben de senin için aynı şeyi düşünmüştüm. Beyim yapmayın. Hakkımda nasıl böyle düşünürsünüz? Ben sadece basit bir cariyeyim. Sabahtan beri aynı terane. Başka laf etmedi. Kadın olmasan nasıl konuşturacağımı bilirdim ben seni. Onu yakalamak için kendini dahi feda ettin. Ama konuşmadı Ertuğrul Bey. Ertuğrul. Gözümün içine baka baka bana ihanet mi ettin? Atabeyim, bize canlı lazım. Asya'nın bozkırlarından gelip kutsal topraklarımıza çöreklenmenize izin vereceğimizi mi sandınız? Yeryüzündeki bütün Müslümanlar gibi sizi de çöllere gömmeden durmayacağız. Soysuzlar sürüsü. Hepiniz gebereceksiniz. Merak etmeyin. Eninde sonunda konuşturacağım. Dişlerimle dilimi koparmam gerekse bile onu da yaparım. Ama ağzımdan tek bir laf bile alamazsınız. Beni konuşturamayacaksın Ertuğrul.
sallamamış Bamsa. Kılıç sallamayı unutmuşsun. Bırak lan! İki hamle yaptın diye Bamsa'yı alt ettin mi sen de? Koca kafalı Bamsa. Koca kafalı Bamsa. Alpler cana gelmiş. Ha gayret Bamsı. Haydi Hamza. Devir şu koca kafalı Bamsı'yı. Yektir Allah Bamsı. Halep'e gitme fikri ilk benden çıkmıştı. Babam senin gideceğini söylediğinde öfkeden deliye dönmüştü. Sen bir de beni göreceksin. Ağabeyinin oyuncağını çalmış küçük bir çocuk gibi hissettim kendimi. Ama şimdi bilirim ki babam da rüyası da doğru çıktı. Çok şükür. Belki sen gitseydin Halep'e, bunların hiçbiri olmayacaktı. Bunu artık hiçbirimiz bilemeyiz Ertuğrul. Ama bildiğim bir şey var. Ne yapıp edip bu cennet gibi topraklarda kalmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa kayı diye bir boy kalmayacak. Soyumuzu kurutacaklar. Bundan sonra gidebileceğimiz tek yer çöl. Çölde hayvanlarımızla birlikte yok olur gideriz. O yüzden bu tapınakçılar mıdır? Her ne karın ağrısıysa. Onları halletmenin bir yolunu bulmalıyız. Bu topraklar hiçbir zaman gerçekten bizim topraklarımız olmayacak abi. Bir gün kendi topraklarımızda kendi devletimizi kurana kadar bizim soyumuza rahat yok. Bir an önce tapınakçıların sadece bize değil, İslam dünyasına da oynadığı bu oyunu bozmalıyız. Nasıl olacak o? Üçler, yediler, kırklar aşkına ozanım. Pirimiz Ahmet Yesevi'den bir söz etsen de gönüllerimiz dirilse. Dirilse de Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri kendine yoldaş eylese. Başım getüşüp narayı sevdayı Muhammed ben anın için köyde şeyda düşüp narayı sevdayı Muhammed ben anın için küyide şeydayı Muhammed kim ümmetidir hamdü senatın maynaytur peka samed akıl meli resvayı Muhammed. Gönlümge salıp ışkı muhabbetni ilahi kıl gilmeni sen aşık-ı yektayı Muhammed. Başım getüşüp darayı sevdayı Muhammed. Ben anın üçün küyide şeydayı Muhammed. Ooh.
siyahin sür kademi pirim ganga. Lütfe seberur didey binayı Muhammed. Miskin yesevi arzuyu ravzayı hazret. Bol gaymı müyesser hakikef payı Muhammed. Bal şimge tüşüp narayı sevdayı Muhammed. Men anın üçün küyide şeydayı Muhammed. Bal şimge tüşüp narayı sevdayı Muhammed. Men anın üçün küyide şeydayı Muhammed. Ertuğrul. Halime. Ertuğrul. Seninle konuşmak isterim. Dinliyorum Gökçe. Böyle müşkül günlerde sözlerim uygun düşer mi bilmem lakin... ikimize sustukça derdimize dert katan bir mesele vardır. Ben... Ertuğrul. Sadece beni dinlemeni isterim. Eğer müsaaden olursa. Ne annenle babanın aldığı karar... ne de başka bir şey umurumda bile değil. Bilmeni istediğim bir şey var. O da çocukluğumdan beri seni sevdiğim. Ben kendimi bildiğim bileli seni sevdim Ertuğrul. Aptalca ya da çocukça bir şey diyebilirsin. Ama bu böyle. Ne Halime'nin... ne de bir başkasının... içimdeki bu güzel acıyı benden almasına izin vermeyeceğim. Gerekirse ölene kadar bekleyeceğim seni. Sen o şehzade kızın hayaliyle yanarken... ben de burada seninle birlikte yanacağım. Bu da benim gerçeğim. Ve kimsenin bunu benden almasına izin vermeyeceğim. Bana acımanı da... benim için üzülmeni de istemem. Sadece bunları bilmeni istedim. Hepsi bu. Thank you.
Destur var mıdır Gökçe bacım? Buyur am. Mutlu mu olayım? Hayıflanayım mı bilemedim. Sen de Ertuğrul da elimde büyüdünüz. İki yürek büyütürken iki de acı büyütmüşüm meğer. Ben kendimi bildim bileli hep Ertuğrul'u sevdim. Öyle sevdim ki Süleyman Şah'ın elinden babamın kanı otağa yayılırken bile sevdim. Bir gün gözümün içine bakıp gülmediğini bile bile sevdim. Farkımda bile değildi. Atının kuyruğu kadar değerim yoktu. Yine de sevdim. O tanımadığı, bilmediği kız gelene kadar sevdim. Artık sevmiyorsan iyi ya işte. Keşke öyle olsa. Şimdi her gün canım biraz daha acıyor. Vah benim dertli bacım. Çalıştığın pislikler seni öldürmeye geldi. Hala onları koruyacak mısın? Madem savaş istiyorlar, istediklerini fazlasıyla alacaklar. Madem soyumuzu kurutmak istiyorlar, biz de soyumuz kuruyana kadar savaşacağız.
Bamsı. Biz nereden tanırız bu adamı ya? Sende de ne kafa var ha? Hatırlasana, İbn-i Arabi'yle sohbet ederdik. Sonra bu tüccar geldi yanımıza, oturduydu. İbn-i Arabi şeytandan bahsederken gelmişti. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kurdoğlu adında birini ararım. Bana yerini söyler misin demirci ustası? Söylerim söylemeye de bulunca söyledim diye bana beddua etme. Anlamadım. Dilinizi pek bilmem de. Neyse anlamasan da olur. Aha şuradaki çadır. Orası. Eyvallah. Ben de nerede kaldı diye merak ediyordum. Öyle ya da böyle komşu olduk sayılır. Ben de bu yüzden hoş geldiniz demek istedim. Sen de hoş geldin Titus. Ebu Hişam. Safalar getirmişsiniz Ebu Hişam. Tüm hazırlıklar tamamdır beyim. Alpler obe etrafına yerleştirildi. İnşallah düşmana göz açtırmayacaklar. Rahman, ikidir obaya sızarlar. Vebayı yaydılar. Oba perişan oldu. Eğer üçüncü defada sızarlarsa, bil ki önce seni, sonra nöbet tutan bütün alpleri kendi ellerimle Azrail'in pençesine atarım. Duydun mu beni? Var mıdır beyim? Beyim size Halep'in en namlı tacirlerinden Ebu Hişam'ı getirdim. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş de. Sen ne vakit Halep'in en namlı tüccarlarıyla tanıştın Kurdoğlu? Beyim, siz dertle boğuşurken sağ olsun Ebu Hişam obamızı ziyarete gelmişti. Zorlu bir yolculuk olsa da sağ salim ulaşmışsınız Süleyman Şah. Bu topraklara safalar getirdiniz. Eyvallah tacir. Eyvallah. Halep'in çarşıları obanızın mallarıyla şenlenecektir. İstedim ki birlikte çalışıp hem obanızı hem Halep'i şenlendirelim. Halep'te sizi ziyaret etmek istedik. Lakin izinize rastlayamadık. Uzun vakittir mal aramak için yollardayım. Benimle lokmanızı paylaştınız. Bu dostluğunuzu unutamam.
Halep Emiri'nin elçisiyiz. Süleyman Şah'la konuşmaya geldik. Halep bir elçi var beyim. Gelsin. Ben müsaadenizi isteyeyim. Komutan. Halep emiri Elaziz Hazretleri'nin emrini bildirmeye geldik Süleyman Şah. Seni dinliyorum. Üç gün içinde cebren ve hileyle zapt ettiğiniz toprakları terk etmeniz bir emirdir. Aksi halde ordumla üstünüze bir kara bulut gibi çöküp herkesi kılıçtan geçireceğimi bil Süleyman Şah. Bu sana son uyarımdır. Çadırda önemli biri kalıyor olsa gerek. Tehlikeli bir avrat kalıyor. Ordusunda kaç asker var bu densizin? Sadece sarayını koruyan askerlerin sayısı bile bizim alplerden fazla baba. Hey maşallah. Cennet gibi yere düştük ha. Gece tapınakçılar, gündüz Elaziz. Elaziz'i ikna etmenin bir yolunu bulmalıyız. Beyim, ağabeyimin obasının Selçuklu sınırında olduğunu öğrendim. Ondan yardım isteyebiliriz. Bilirsin, senin için canını bile verir. Bilirim. Yapar da. Alpleriyle yardıma da gelir. Ama bu bizim savaşımız. Başka bir yol bulmalıyız. Kan dökülmeden bu meseleyi halletmeliyiz. Bir yol var baba. Sağ olasın. Afiyet olsun Ertuğrul Bey. Elaziz'i ziyarete gideceğim. Sen ne dediğini bilir misin evlat? Bilirim baba. Yanımda bir misafirimizi de götüreceğim. Sarayın cariyesi sandığı tapınakçı casusunu. Esma'yı mı götüreceksin saraya? Ensesindeki dövmeyi inkar edemeyecektir. Eğer onu saraya sağ salim götürmeyi başarabilirsek tapınakçıların oyununu bozarız. Karatoygar belasından kurtulalım derken Nasır'a tosladık. Süleyman Şah'la oğullarını ortadan kaldıramazsak kim bilir daha nelere toslayacağız. Ne yapacağız peki beyim? Ne gerekiyorsa onu yapacağız Alparuk. Ne gerekiyorsa onu.
Nihayet benimle yüzleşecek cesareti kendinde buldun ha? Yiva denen o büyücü kaltağı bebeğimi öldürmek için kullandın Kurdoğlu. Sen de gidip Yiva'yı öldürdün. Ölümü hak etmişti. Senin gibi. Sen bizim anlaşmamızı bozdun Selcan Hatun. Ben Süleyman Şah'ı öldürmeye gittiğimde beni de ortadan kaldırmak için arkamdan kocanı gönderdin. Bir taşla iki kuş. Bu kadar beceriksiz olacağını düşünmemiştim. Her neyse. Bebeğin hala yaşadığına göre bir sulh için geç kalmış sayılmayız. Evet. El ele verirsek. Benden ne istiyorsun? Babamın kanı yerde kalmasın isterim Kurdoğlu. Babanın kanı Süleyman'ın kılıcından otağa yayılırken ben de oradaydım. Onu durdurmak için elimden geleni yaptım. Ama Süleyman çok acımasız biri. Baban benim için kardeşten öteydi Selcan. O zaman gereğini yapacaksın Kurdoğlu. Ya gün doğdu? Vakti gelince bunu da konuşuruz. Şimdi yapman gereken bir iş var. Eline yüzüne bulaştırmadan yapman gereken önemli bir iş. Ertuğrul Halep'e gidecek. Giderken o kadını da yanında götürecek. Nereye gideceklermiş? Saraya.